Özay Şendir İstanbul Sokaklarında Casuslar Savaşı Bu günlerde İstanbul sokaklarında müthiş bir ajanlar savaşı yaşanıyormuş. İddialar Beyoğlu'nda yürüyen İsrailli bir turist grubunun Mossad tarafından bulunduğu yerden zırhlı bir minibüsle alınıp doğruca havalimanına götürülüp İsrail'e uçurulması haberiyle başladı. İsrail medyasına göre söz konusu İsrail vatandaşları eğer oteline ulaşsaydı, orada kendilerini bekleyen İran ajanlarıyla burun buruna gelecekti. Hedef kişiler acaba kimdi diye merak edip kurcalamaya başlayınca ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Hikaye aslında İran'da başlıyor. Son bir ay içinde İran'da üst üste çok önemli isimler hayatını kaybetti. Tahran'da öldürülen Hasan Siyad Koda'nın ardından davet edildiği akşam yemeğinden zehirlenen havacılık uzmanı Ayop Entezari ile Natanz nükleer tesisinde çalışan Kamran Malapur'da hayatlarını kaybeden isimler oldu. Bir de evinin çatısından düşerek öldüğü söylenen Kudüs gücü birimi 840'ın önemli bir üyesi olarak bilinen Albay Ali Esmael Zadeh var. İran rejimine muhalif, Suudi Arabistan destekli kaynaklar, son derece önemli iki bilim adamının ölümünün halktan saklandığı ya da önemsiz kişiler gibi gösterilmeye çalışıldığını, Albay Esmael de aslında Mossad suikastlarıyla ilgili bir soruşturmada şüpheli olduğu için intihar ettiğini yazdı. İddia o ki bu yaşananlar suikastlara engel olamayan devrim muhafızları, istihbarat teşkilatı başkanı Hüseyin Tayyip'in koltuğunu sallamaya başlamış. Tayyip de öldürülen değerli hedef kadar değerli bir İsrailli hedefi seçmek yerine tüm İsrail vatandaşlarını hedef olarak belirlemiş. Bu noktada İstanbul'a gelen İranlı ajanların adam kaçırma ve suikast düzenleme hazırlığında olduğu tespit edilince de aslında James Bond filmlerine hiç de benzemeyen Casuslar Savaşı başlamış. Bilinen gerçek İran'dan gelen bir grubun Türk istihbarat birimlerince etkisiz hale getirildiği. İsrail medyası işin içine abartı da katarak halen 2000 civarında vatandaşının İstanbul'da olduğunu ve onlara otel odalarından dışarı çıkmama talimatı verildiğini yazıyor. Tehdit devam ediyor olsaydı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasında teşekkürlerini iletmezdi. Terörle mücadele söz konusu olduğunda avans teşekkür olmaz. Dikkatimi çeken nokta eski Başbakan Netanyahu'ya yakın olup Türkiye karşıtlığı bilinen medya organlarının bile İran'ın İstanbul'da bir saldırı düzenlememesi için Türklerin olağanüstü bir işbirliği sergilediğini yazması. Yine Türkiye'ye sempatiyle bakmadığı bilinen medya organları Ankara'nın Tahran'a topraklarım üzerinde operasyon çekme ultimatomu verdiğini de yazıyor. Tahran tüm bu iddialarla ilgili olarak sadece bir kere konuştu ve İsrail'den intikamlarını bir başka ülke toprağında almayı düşünmediklerini söylemekle yetindi. Neyse, hala coğrafya kader mi diye soran çıkacak mı acaba? Özayşendir Milliyet Ali Karahasanoğlu Laikçi mahallenin vahşi cinayetinden kimler sorumlu? Tam dört dörtlük laikçi mahallenin olayı. Katil bir bar işleticisi. Alkollü içecek bulunan bir kafe sahibi. Katilin ailesi de kendisi de CHP'li. Hatta katilin annesi CHP'nin Muğla İl Teşkilatı'nda görevli. Kızlı erkekler evler konusunda katilin de maktulün de düşüncesi özgür olunması gerektiği yönünde, sınırların, yasakların insanları boğduğu yönünde ve aktüel bir tartışma bağlamında da bakalım. Vahşi cinayetin işlendiği tarih 16 Temmuz 2020. Tarihin ne önemi var derseniz Meral Akşener'den başlayın, Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar geçtiğimiz hafta Danıştay binasında şov yapan kadın derneklerine, baroların avukatlarının iddialarının aksine İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonraki bir tarihte değil, sözleşme yürürlükte olduğu bir tarihte cinayetin işlenmiş olması açısından tarihin önemi büyük. Belirttiğimiz üzere CHP'li aileden gelen, seküler hayat tarzını tercih etmiş olan Alkollü içecek satışıyla meşgul bir işletmenin sahibi Cemal Metin Avcı, medeni kanuna göre resmi nikahı varken, zinanın serbest bırakılmasından da istifade ederek, eşi dışında bir üniversiteli genç kızla doğru olmayan bir ilişki içinde, o ilişki içinde ne oldu ne olmadı bilemeyiz ama sonuç şu, o bar sahibi gözü dönmüş erkek, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürüyor cesedi yakarak ortadan kaldırıp cezadan da kurtulmayı düşlüyor. Erkek egemen bir devlet yönetimini hayata geçirdiği iddia edilen AK Parti iktidarında, katil erkek tespit ediliyor, suçunu itiraf ediyor ama ile başlayan mazeretler üreterek cezasını azaltmaya çalışıyor. Kendisine de bu konuda baroya kayıtlı bir avukat yardımcı oluyor. Yanlış okumuyorsunuz. Vahşi cinayeti işleyen katile bugün resmi olarak bir baroda üyeliği olan bir avukat yardımcı olup cezasını en aza indirmek için hukuk bilgi ve becerisini para karşılığında kendisinin emrine veriyor. Ve sonuç dün mahkeme kararını açıklıyor. Katil Cemal Metin Avcı'nın üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, cinayette haksız tahrik bulunduğundan cezanın 23 yıl hapis cezasına indirilmesine, davada yargılanan katilin anne babası kardeşi içinde beraat kararı veriliyor. Ceza az mı? Az. Haksız tahrik sebebiyle cezanın 23 yıla indirilmesi, onun da yatarının 20 yılında altına ineceği gerçeği karşısında verilen ceza komik mi? Komik. Peki bunun sorumlusu kim? Direkt söyleyeyim. Katilin bizzat kendisinin bu ülkeye dayattığı felsefedir. İdam insanlık dışı bir cezadır söylemidir eşcinsellere bu bir tercihtir, bir haktır diyerek destek veren, İstanbul Sözleşmesi'ni ölümüne savunan, cinayet suçuna idam cezası verilmemesini isteyen zihniyettir. Bakın İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girsin diyen Danıştay'daki iptal davasının davacılarına, derneklerinden barolarına kadar, partilerine kadar hepsi ölüm cezası insan hakkının ihlalidir diyorlar. Bunu dediğiniz an katile ölüm cezası verilemeyeceğini söylediğiniz an zaten cezanın 20 yılın altına kadar inecek serüvenini de başlatmış oluyorsunuz. Bir de seküler bir hukuk sistemi önerdiğiniz için ahiret inancınız da olmadığı için dünyada işiniz iş. Öldürüyorsunuz hem de öldürme fiilini vahşi bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz ama alacağınız en ağır ceza ölüm değil hapis cezası. Hapis cezası olunca da bir şekilde kurtuluruz ümidi. Şimdi söyler misiniz? Olayın kızlı erkekle evler yönünden başlayın. Vahşi şekilde bile bir insan öldürülmüşse, bunun dahi cezasının idam olmamasını savunan sol felsefeden devam edin. Zinanın suç olmaktan çıkarılmasını öneren CHP zihniyetinin söylemini aklınızda tutup, zina lanetlenmiştir diye hutbe veren Diyanet İşleri Başkanı'na Orta çağ kafası diyen Ankara Baro Başkanı ve benzer hakaretleri tekrarlayan İzmir Barosu ve diğer baro başkanlarının söylemlerini bir yere not edip Onların başkanlığındaki avukatların yönlendirmesiyle dünkü duruşmada katile ağırlaştırılmış müebbet bile çok görülüp indirimler uygulandığını dikkate alarak bu sorunlar yumanın ve neticede katilin 20 yıldan az bir ceza ile bu vahşetten kurtulacak olmasının sorumlusunun kim olduğunu söyleyin. Bu vahşetten alkol haramdır diyen kafa ha siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Diyenden başlayın, kızlı erkekle evlere karışanlar yetti be, yetti çıkın insanların yatak odalarından diyenlere kadar. Zina suç olamaz, aksini söyleyenler ortaçağ kafalılardır diyenlere kadar. İdam cezasını önerenler, insanlık dışı bir ceza ile toplumu terbiye etmeye çalışıyorlar diyenlere kadar. Gençler isterlerse eşleriyle, İsterlerse eşleri dışında kişilerle cinsel birliktelik yaşayabilirler. Ne devletin, ne toplumun, ne de ailelerin buna karışma hak ve yetkileri yoktur diyenlere kadar. Avukatlık profesyonel meslektir. Avukat hırsızı savunmakla hırsız olmaz, avukat katili savunmakla katil olmaz diyenlere kadar, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyenlere kadar, herkes suçlu değil mi? gençlere bu söylemlerle tatlı bir hayat vaat edenler, alkol önerenler, eşleri dışında da arayış içinde olabileceklerini söyleyenler, dünyaya bir defa gelindiğini öldükten sonra da başka bir hesap olmadığı felsefesini dayatanlar, hem bu vahşi cinayetten hem de vicdanları donduran cinayete verilen cezanın azlığından sorumlu değil mi? Bugün gazetelere bakalım, soldan çarklı medyaya, alkolü, zinayı, kızla erkekle evleri savunan televizyonlara bakalım. Katilin ve ailesinin siyasi görüşünden tek satırla bahsedecekler mi? dindar kesimde binde biri kadar bile yaşanmayan tekil olayda sadece ahlaksızlığı yapanı değil ailesini derneğini vakfını vakfın tüm şubelerini hatta o kişilerin partilerini suçlayanlar bakalım kendi mahallelerinde hemen her gün beşer onar tekrarlanan şu vahşetlerde mahallenin kimliğinden hiç bahsedecekler mi Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit